Tuvalet kağıdı etten daha pahalı bu ülkede. Evet. İkram bir şey geldi, hayret. Ülkedeki insanların yarısından fazlası günde 5,5 dolara yaşamaya çalışıyor. Ve bu ülke dünyadaki gelir adaletsizliğinde ilk 20 içerisinde. Bahsettiğim ülkede bir AVM görüyorsunuz. Halk genelde mesela ekmek yemiyor. Yemek istese de bakın kaç para. En çok pandemiden sonra fiyatı artan şey olabilir ya. Şu kocaman Bacardi nesi be? 5 dolar. Herkese Guatemala'dan selamlar dostlar. Nasılsınız? Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda ülkenin en gelişmiş başkenti olarak da bilinen Guatemala City'den sesleniyorum. Bu videomda birazcık size şokları yaşatmak istiyorum. Çünkü dünyanın geldiği yeri size biraz göstermek istiyorum. Paran varsa insanların artık neredeyse bütün ülkelerde her şeye ulaşabildiğini gördüm bu dünya turunda. Ve beni en çok Honduras, Nikaragua'da şaşırttı ama Guatemala şok etti. Arka planda ya da az sonra size gösteririm neden olduğunu. Bugün size bu ülkenin hem ekonomisini anlatmak istiyorum, hem gelir adaletsizliğini anlatmak istiyorum, hem de şu ana kadarki yaptığım araştırmaları biraz aktaracağım. Hazırsanız arkadaşlar, Guatemala ülkesi Orta Amerika'nın en zengin ama gelir adaletsizliği açısından ilk ülkelerinden bir tanesi olarak bilinen bu ülkeye nasılmış, marketleri, mekanları nasılmış göstereyim. Çok uzun zamandır araştırıyordum. Harika bir video olacak. Sonuna kadar izleyin. Hadi bakalım başlasın. Orta Amerika'nın en iyi, yani ekonomi anlamında en iyi ülkelerin başında geliyor dedim. Honduras, Nikaragua mesela, bunlar çok kötüydü. Önceki bölümleri izleyenler biliyordur. Özellikle sosyal devlet açısından bakarsak da zaten en kötü ülkeler bu coğrafyada Nikaragua ile Honduras olarak biliniyor. Ama Guatemala'yı ayrı kılan şey yaklaşık 80 milyar dolarlık bir ekonomileri var. 20 milyon insan yaşıyor. İnsanlar burada asgari ücret olarak söylüyorum, günde 13 Amerikan doları kazanıyorlar. Yani aylık yaklaşık olarak 400 dolar. Belki çok iyi bir para gibi gelebilir size ama aslında değil. Neden? Ülkede 20 milyon insan yaşıyor. Yani 20 milyon insanın 80 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılayı bölüştüğünü düşünürsek, kişi başı günde burada resmi rakamlara göre asgari ücret 13 dolar, yani aylık 400 dolara denk geliyor. Ama velakin durum hiç de böyle değil. Çünkü bu ülkedeki nüfusun %60'ı yoksulluk sınırında altında yaşıyor arkadaşlar. %60'ı. Bir arka planda gördüğünüz bu devasa lüks yerlerin hiçbir tanesinde halkın gelme ihtimali, marketlerden alışveriş yapma dahi ihtimalleri yok. Zaten bu halkı biz Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik'e doğru geldik başkente ve yolda görmüştüm, her yer tenekeden evlerdi. Çünkü bu ülkedeki insanların yarısından fazlası günde 5,5 dolara yaşamaya çalışıyor. Ve bu ülke dünyadaki gelir adaletsizliğinde ilk 20 içerisinde. 1996 yılına kadar yaklaşık 36 yıl boyunca bu ülkede iç savaş yaşanmış. Ve akabinde reformlar yapmışlar. Ekonomiyi geliştirmek için Amerika ile ikili ilişkileri olmuş. Ekonomi şu an gelişmiş gibi görünüyor. Buraya gelseniz o kadar şaşırırsınız ki, bir taraf Singapur, öbür taraf Afrika'daki en yoksul yerler gibi. Arada inanılmaz bir uçurum var ve burada diyeceksiniz peki zenginler kimler? Genelde bu ülkedeki işte siyasi, ekonomik anlamda kaymağını yiyen kesimler. Kesinlikle halk değil, halkın hiçbir satın alma gücü yok. İşte zaten bu videomda diyelim ki günde 13 dolar kazanıyor olsaydınız, bu ülkede yaşıyor olsaydınız, bu marketlerden ne alabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Ya arkadaşlar, benim en çok sevdiğim bölüm bu. O yüzden ben biraz bayağı araştırmayı seviyorum. İlgi alanım ekonomi olduğu için. Gittiğim ülkelerde şunu gördüm. Net bir şekilde söyleyeyim. Bu benim 95. ülkem. Zengin olmaya bakın. Eğer ki bir sosyal devlette yaşamıyorsanız kesinlikle özellikle gıdaya dahi ulaşamayacaksınız. İleride bunu daha da çok keskin bir şekilde hissedeceğiz. Çünkü bu ülkedeki insanların bile yoksul kesimi çoğu buranın yerlileri ve son yıllarda buradaki halkın gıdaya ulaşması çok zorlaşmış. Yoksulluk oranları da artmış. %60'lardan 65'lere çıkmış. Özellikle yerli halkın içinde. Yani buranın asıl yerlileri. Burada göreceğiniz çoğu insan yerli değil mesela. Guatemala'lı ama farklı ülkelerden sonra gelip bu ülkeye yerleşenlerin çocukları genellikle. Mesela size göstereyim. Abi, bahsettiğim ülkede bir AVM görüyorsunuz. Zara'lar, Cat'ler, The North Face'ler. Aklınıza gelebilecek dünyanın en pahalı işte Gucci'sinden, Louis Vuitton'undan hepsi var. Ve diyeceksiniz belki ne var, dünyanın her yerinde var diyeceksiniz ama bu kadar
keskin bir adaletsizliği hani insan görünce şaşırıyor. Ben bu kadar lüksü Orta Amerika'da henüz görmemiştim. Ha, tamam hani Nikaragua'da, Honduras'ta falan da vardı ama burası buranın artık Singapur olmuş lüks bakımından. Ama halkı dediğim gibi çok zor yaşıyor. Şimdi buradaki market zincirlerinden bir tanesine, AVM'nin dışında o, çıkacağız, size göstereceğim. Buraları bir de gezerken insan neyi fark ediyor biliyor musunuz? Şimdi dünyanın her yerinde her şey var diyoruz ya, artık dünya eskisi gibi değil. Hani 20 sene önce şu cihazlar, ekipmanlar yoktu. Hani bizim bazı dayılar hala dünyayı öyle sanıyor ya. Ya bunu niye söylüyorum? Bazen internette çok görüyoruz Nesi Bey'le de. Çıkar lan telefonun diyen dayılar var ya. Abim mi ama? Telefonunu çıkar. Ben 5 bin lira aldım. Ha burayı çek. Telefonu çek. 5 bin lira aldım. Telefon taşıyor, açın diyor. Göbeğe bak. Aç görmesem diyeceğim, açsın. Ya arkadaşlar, ya odayılara gösterin bu videoyu da. Gerçekten dünyanın her yerine artık paran varsa her şeyi alabilirsin. Yani şu her yerde var. Önemli olan bunu alabiliyor olmak. Yani satın alma gücü. Zaten ben de her ülkede size bunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyal devletler bunu... İnsanlar bir hafta, iki hafta çalışarak alabilirken bu ülkedekiler halk olarak söylüyorum çok zor alır. Biz de çok orta düzeydeyiz yani bizim için de hayal artık bunları almak. Lütfen bu şekilde videoyu izleyin. Şimdi sizi buradaki çok büyük bir markete götüreceğim. Orada da böyle örnekler vere vere anlatacağım. Nasıl ki Panama'da mesela fiyatları övdüysem satın alma gücünü, özellikle arabadır, yeme içmedir vesaire, burada yereceğim. Biraz sonra şuradaki markete gireceğiz. Bu market zincirini birçok yerde zaten gördük. Ülkenin doğusunda da bu marketlere girdik, batısında da fiyatlar hep pahalıydı. Az sonra ne demek istediğimi net bir şekilde size aktaracağım. Hadi bakalım, geldik şurada. Şu La Torre marketi birçok yerde var. Gizli gizli çekmeye çalışacağım. Her yerde güvenlik oluyor çünkü. Mesela dedim ya, en çok pirinç tüketiyorlar her yerde olduğu gibi ama 1 kilosu 2 dolara falan geliyor. Hani biraz daha büyükleri var. O 4 dolara geliyor. Bizde de gerçi o kadardı değil mi Sibel? Şu anda. Şu an fiyatları tahmin edemiyorum. Yani 5 aydır yokuz çünkü. Bilenler yazsın. Burada fiyatlar böyle. Şu 1 kilosu 2 dolar pirincin. Makarnalara bakalım. Yani şu markayı birçok yerde gördük. Evet, yedik de hatta. Yedik de yarım dolara falan geliyor. 4.45. Küçük de bu. Ha, bu ufacık. Büyüğünü istersen o 10 quetzal 1.2 dolar civarında. Hızlı bir şeyler isterseniz şu noodle'ları petrol ofisleri dahil her yerde satıyorlar. O yarım dolara falan geliyor. Evet. 4 quetzal. Şöyle Nesi benim peşinden çaktırmadan gidiyorum. Her yerde güvenlik var. İşte böyle ülkelerde güvenlik çok oluyor. Millet çalmasın diye mi? Ne diye artık? Ben yolu açıyorum. Sen yolu aç, güvenlik kontrolü yap. Yok, temiz. Hayır. Neden size direkt hemen çat diye pirinci ve makarnayı gösterdim? Çünkü burada en uygun şeyler onlar ve onlar halk genelde mesela ekmek yemiyor. Yemek istese de bakın kaç para. Ekmekler 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Zaten onların kültüründe patakon, yani bu muz dediğim şey var ya, muza benzeyen patakonu kızartıp onu yiyorlar. Ya da hep pirinçle işte fasulye falan yiyorlar. Ekmekler çok pahalı oluyor burada. Libre bu, kilo değil. Kilosu çarpı 2 gibi düşünün. 1 kilo kanat 5 dolar. 1 kilo böyle tavuk göğsü yapmışlar şöyle. 68 kezala geliyor. Yani 7-8 dolardan aşağıya tavuk yok. Ne buldun? Kıyma. Aa, bu da libre mi? Libre, bu da libre. Libre mi? Bak libre. Ha. Libresi 36, kilosu 72, 8 dolar falan. Et fiyatlarına gelelim. Et ucuz ya, kilosu 7 dolara falan geliyor. Böyle fıstık gibi löpetler var. Şu mesela tamamı 68'miş. 9 dolara falan geliyor yaklaşık olarak. Bir de şuradaki etler. Bunlar böyle daha ekonomik olanlar. Bunun da kilosu 48 quetzal, yani 6 dolara. Et alıyorsun, iyi aslında, fena değil. Şu ülkelerde bir kere daha uyguna, şu Lay's Mays, herhalde en çok pandemiden sonra fiyatı artan şey olabilir. 2,5 dolardan aşağı Lay's yok arkadaşlar. En ucuz, hani küçük boyları bile yaklaşık 1.70'e falan geliyor, 1.80'e. Bu ülkede en ucuz ne? Alkol. Şarap. Bütün şu şaraplar 6 dolara, 7 dolara, 5 dolara falan geliyor.
Bak gelme sen. Ya şu kocaman Bacardi nesi be? $5. Yani herhalde burayı da alkolle uyutuyor olabilirler mi? Olabilirler. Çok baksana şu alkol reyonuna. Alkoller sudan daha ucuz mesela. Bira dur göstereyim gel. Aman ha, güvenliğe yakalanmayalım da. Çok güvenlik var. 7 ketsal. Şurada sular var. 9 ketsal. Suyu daha pahalı içiyorsun. Daha... O yüzden sürekli alkol içiyorlar. Latinlerin ortak şeyi ya, kültürü. Alkolü ucuz yapmışlar. Müziği de vermişler. Çok düşünmeyin, sorgulamayın diyorlar. Süt reyonuna geldik. Şöyle sütleri var. $2 sütler. Hani biraz daha ucuzu olsun diyorsan. Ona bakıyorum da göremedim. Yok. Hemen hemen aynı fiyatları. Yani 1,5-2 dolar değil mi? Evet. O civarı denk geliyor. Bak tuvalet kağıtları çok uygun mesela. Yani mesela şöyle kağıt havlular var. Ama bu bir tanesi. Sadece bir. Yok, şu üçlüsü var mesela 17'ye satıyor. Mesela 17 kaç dolar yapıyordu? 2 dolar. 2 dolar yapıyor. Evet. Çok bir şey değil. Bunlar kağıt, kağıt havlu. Bunlar kağıt havlu. Şu mesela 12'lisi 52. 6 dolar. Pahalı ya. Evet. Ama kaçlısı bu? 12'lisi. Daha büyük 18'lisi var. Bunlar ama var. Kaliteli. Yani 3 katlı. Burada oh, genellikle 2 kat kullanıyorlar. Ya bu adam niye sürekli bizim peşimizde? Evet, ben de gerildim. 18'lisi var mesela. Bu 10 dolara falan geliyor. Vay be. Tuvalet kağıdı etten daha pahalı bu ülkede. Evet. Mesela dünyanın her yerinde en pahalı, arttığını düşündüğüm şey hızlı tüketim ürünleri. Ya Head & Shoulders'ın şu kadarcık şeyi 6-7 dolara geliyor arkadaşlar. Bu kadarcık şampuanı. Burada şampuandır, kişisel bakım ürünleridir, en pahalı şeyler. Bir tane Listerin 62 ketzal. Nereden baksan 7 Amerikan doları. Şampuan şey sabunlar 5-6 dolara geliyor. Ondan sonra dur, asıl bombayı göstereceğim. En ucuz diş macunu 2 dolar. Hani Colgate'inkiler falan, şu daha biraz üstü olanlar 3 dolara denk geliyor. Mesela başka benim kullandıklarıma bakıyorum. Yok. Görsem gösterecektim Sensodyne'i falan ama göremedim. Pahalı yani. Bu ürünler bu ülke içinde pahalı. Gittiğimiz her yerde pahalı. Dikkatimi çeken diğer bir şey şu jiletin 3 bıçaklı şeyleri. Bunda kaç tane varmış? 8 tane. Yaklaşık 12 Amerikan doları. Bu her yerde o kadar pahalandı ki. Mesela bunlar jiletin 5 dolara falan geliyor tıraş köpüğü. Vay anasını. Bunlar eskiden 1-2 dolardı ya. En ucuz şey karides kalamar. En ucuz şey şöyle paketlerde. Şuna bak, ne kadar büyük bir paket. Düşün, o mesela 20 dolar. Şu mesela 7 dolar. Biraz sağa çevir güvenlikler. Çok uygun ya. Soyulmuş ve büyük. 8 dolara falan geliyor Nesibe. Evet. Çok uygun ya. Deniz mahsulleri 28 diyor. İnanamıyorum ya. Diş fırçası parasına deniz mahsulü satıyorlar karışık. Bu bayağı uygunmuş. Çünkü hem Atlantik hem evet, Pasifik. Evet tabii. Ortasındayız ya. Şu çok uygunmuş. Biz dün almıştık somon şundan. 50 civarındaydı. 53'tü. Burada 36. O 5 dolara geliyor. Düşün, ucuz diyoruz buna. Ucuz diyoruz. Böyle devasa meyve suları satıyorlar. Portakal suyu mesela, bu mandalin suyuymuş. 24 ketzal. Daha küçükleri var 20'ye 21'e. Yani 3 dolara falan güzel bir meyve suyu alıyorsunuz. Bunları çok tüketiyorlar bu arada. Çok seviyorlar meyve suyu içmeyi. Seni korumaya. Seni kor- Hadi biraz da yumurta anlatalım. 15 tanesi. Bak yumurta uygunmuş nesi be. Evet. 15 tanesi 45 TL'ye falan geliyor. Sen de 1 dolar, 1 dolar, 1 TL, 1 ketzal. Kafam karıştı valla. Ya da böyle 30'lusu var, 40 ketzala. Bu da 5 dolar demek. Meyve fiyatlarını göstereyim. Elmaların yarım kilosu 13 ketzal. Mesela bunun, portakalın kilosu, yani yarım kilosu 1 dolar, kilosu 2 dolar. Güzel kokuyor mu? Kokmuyor bile. Rengi de biraz. Yapay. Yapay değil mi? Ama ananas alalım Nes. 1 dolar ananas alıyorsun. Artık ananas yemiyoruz bile. O kadar çok yedik ki. Eğer ki böyle tropik meyve alırsanız, papaya gibi. Çok yani kilosu 1 doların altında mesela. Çok uygunmuş değil mi o? Rambutan da. Ha yok, rambutan o kadar. 10 tanesi.
Adet olarak satıyor. Evet, bu pahalı biraz. 10 tanesi 2 dolar. Yuh. Koy geri koy Nes. Ya yakalandık ya. Adam bizi kovdu. Kovdular bizi. Bari bir şey alalım dedik. Çikolata aldım size. Kinder'in yarım dolara. Ama sanırım 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınızdır. Mesela domatesdir, biberdir, soğandır. Kilosu 2 dolardan aşağı değil arkadaşlar, kilosu. Yani fiyatlar hiç uygun değil. O yüzden size hani ben özet olarak aktarmaya çalıştım ama Türkiye'deki fiyatları da bilmiyorum. Ben burada tamamen bu ülkenin satın alma gücüne göre bu durumu anlatıyorum. Yoksul kesimin asla şu marketlere gelme şansı yok. Asgari ücretliler de böyle 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Başa baş yaşardı yani. Kirayı falan sormayın, kiralar bile uçuk burada. Bu arada biz buranın dün BİM'ine de girdik. Hemen evet. Hemen aşağı yukarı aynı bu market. Burası mesela iyi bölgedeki market ama marketlerde fiyatlar aynı yani. İyi market, orta halli market diye görmedim. Hepsi pahalı bence. Özellikle gıda, hızlı tüketim ürünleri, şampuan vesaire. Hı-hı. Çok pahalı ama deniz mahsulleri bedava mesela. Artık karidese kalamara doyduk. O yüzden son kez burada böyle keyfini çıkarmak istiyoruz. Şimdi güzel bir restorana gidelim. Evet, ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Medellin'de bölgeye göre market fiyatları evet. Değişiyordu. Mesela burada bu çok aynı. Güzeldi. Ama burada öyle bir şey yok bence. Bence de. Bölgeye ama göre değişmiyor. Genel olarak hani Panama'dakilere göre falan çok pahalı. Evet. Panama'da her şey hem alım gücü daha yüksekti hem fiyatlar daha iyiydi. Maaş anlamında da söylüyorum. Mesela en güzeli Panama'ydı. Şu evet. Gezinin içindeki. Doğru. Panama'nın yeri bizde ayrı yani. Evet. Bir de Kutay rehberlik yaptı ya, daha iyi gezdik. Bir de orada yakalanmadık, onlar rahat rahat çekti. Neyse hadi yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi sizi bu bölgede güzel bir restorana götüreceğim. Birlikte böyle hem günümüzü görüyorsunuz hem de ülkedeki durumları anlatmaya çalışıyorum size. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonra da çok güzel, özellikle iç savaşın olduğu bir ülkeye gideceğiz. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Basında bayağı bir abartı var diyorlar. O birkaç kişiye sordum. Sıkıntı yok, gidebilirsin dediler. Onları da size aktaracağım. Acıktık. Yemek yemeye gidelim. Şu anda bir Yunan restoranına geldik. Şehirde gördüğüm o kadar çok restoran var ki son zamanlarda hiçbir yerde bu kadar çok restoran görmemiştik. Biraz bizim oralardan da lezzet olsun diye bir Yunan restoranına geldik. Mezeler yaklaşık 5 dolardan başlıyor ve geçen burada da yemek yemiştik. Çok güzel ve doyurucuydu. Deniz mahsulü tavak alıyorsunuz mesela 6 dolar, 7 dolar. İçinde ahtapot, kalamar, her şey var. Bu akşam buradayız. Tıklım tıklım oluyor. Zorla yer bulduk. Çoğu masa rezervasyon şeklinde çalışıyor. Güzel bir akşam olsun bakalım. Başladık. Vay be! İkram bir şey geldi, hayret. Nesibe, bizim coğrafyalara yakın olunca ikram başladı ya. Ekmek, zeytinyağı ve böyle parmesan gibi. Başka hiçbir yerde bulamazsın ha. Şu zeytinyağı altın değerinde bu ülkede. Ortamımız bu şekilde. Adam çok güzel restoran yapmış. Bir meze tabağı söyledik. Bakalım neler gelecek. Bu kadar tabak geldi meze. Bir bu kadar da sıcak gelecek. Ve müsaadenizle. Uzo. Adamlar oradan buraya uzo taşımış. Aylar sonra. Rakımız gibi değil ama hafif. Yine de bir andırmıyor değil. En azından masamızı kurduk. Şöyle bir tabak şu 15 dolar, 20 dolara geliyor. Bir şişe uzo da 10 dolar. Yani 25-30 dolara krallar gibi yemek yiyeceğiz bugün. Dostlar, bizden bugünlük bu kadar. Çok güzel bir akşam yemeği yedik. Şimdi Airbnb'den kaldığımız eve ulaştık. Ve yarın inşallah artık bu aktif volkanların, yanardağların olduğu yere gideceğiz. Dünya turunda size daha çok güzel yerler göstereceğim. Ülkenin bu iki yüzünü, ekonomik durumunu biraz böyle değinerek anlatmak istedim. O yüzden biraz böyle yüzeysel bir video oldu. Çok derinlemesine giremiyorsunuz. Anca elimden bu kadar geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde bildirimleri açın. Abone olmayı da unutmayın. Harika bir deneyim. Guatemala'ya gelmemizin en büyük neden olan yere götüreceğim sizi. Guatemala'dan herkese selamlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá.